Hop hop fıçı. Yavaş yoğulum. Avuçlama zeytinleri. Herkesin hakkı var. Millete de kalsın. Ne yapayım Emirhan? Bir saattir lokma girmiyor kursağımdan. Öleceğim vallahi ağzımdan. Senin duyanda var ya. Üç günden beri açsın sanır ha. Yavaş ye oğlum. Yemin ederim kalbini kıracağım. Oo, hoş geldin Gazanfer abi. Hoş geldin. Otur. Hoş geldin Gazanfer amirim. Emret bir vukuat mı var? Ders adette vukuatsız gün olur mu Melon? Hı? Öyle bir gezmeye çıktım. Hem sizi bir göreyim hem de teşekkür edeyim dedim. Lan helal olsun lan size. Hepinize helal olsun lan. Helal olsun. Leyla yengenizin olayında hakkınız ödenmez. Siz de gözümüz kulağımız diyoruz ya. Harbiden. Gözümüz kulağımızsınız vesselam. Lafım olur amirim. Görevimiz. Varsın desinler sokak çocuğu. Ama bilmezler ki sokaklar bizim çocuğumuzdur. Buyur al amirim. Yok. Sağ olun. Size afiyet olsun. Al amirim al. Eksilmez lokmamız. Bilakis artar misafir yedikçe. Ya Melon duymaz mısın? Tokmuş işte amirim. Ulan fıçı. Fıçı mıçı demem yuvarlarım seni denize ha. Gel abim gel. Çocuklar, böyle kuru ekmekle, peynirle falan bir yere kadar. Hadi yürüyün lan, Şişhane ciğercisine gidiyoruz. Midemiz bayram etsin. Vallahi mi amirim? Vallahi. Gerek yok amirim. Hadi, hadi kalkın. Hadi kalkın çocuklar. Yavaş dursun, yavaş boğulacaksın. Oğlum ben size bana tosun demeyi demedim mi? Alırım saçını aşağı. Hadi, hadi. Hadi didişmeyi bırakın. Hadi, hadi. Eyvallah amirim. Eksik olma. Sen de eksik olma çocuğum. Allah'ım henüz seni bir göster verdin iki. Rabbim, şükürler olsun. Yolumdan, hakkımdan beni ayırmadın. Gecemi, gündüzüme kavuşturdun. Yüzümü kara göstermedin. Başkalarının yanlış hükmünü doğru kılmadın. Şükürler olsun. Allah kabul etsin evlat. İnşallah sultanım. Mahkemeden sonra seninle hasbihal edemedik. Artık hasbihal edecek epey zamanımız var. Bundan sonra seve seve sultanım. Çok şükür. Padişahım af buyurursa bir sual sormak isterim. Buyur evladım.
o suçu benim işlemiş olabileceğimi aklınızdan geçirdiniz mi hiç sultanım? Suçunun sabit olduğunu düşünseydim ne mahkemeye ne de tahkikata lüzum görürdüm. Bundan emin ol. Başından beri senin masumiyetine yürekten inandım evladım. Rahmetli Şeyh Edip Ali'nin cennet mekan atamız Osman Gazi'ye nasihatlerini bilir misin? Bak oğul, bu dünyada öyle insanlar vardır ki sabah şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Akıllı, kuvvetli, kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen eğer, sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olur, aklını yener. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olmalısın. Bu dünya senin gözlerinin gördüğü kadar büyük değil. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler senin faziletinle ve adaletinle gün yüzüne ışığa çıkacaktır. Anana, atana sahip çık. Bereket büyüklerinle beraberdir. Bak oğul. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken kuruyup kurak çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, deme. Sevildiğin mekana sık girip çıkma. Muhabbetin ve itibarın azalır. Bu hayatta üç kişi acı. Cahillerin arasında kalmış alime, zenginken fakirliğe düşmüşe, hatırlıyken itibarı zedelenmişe. Unutma, yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda kendini müdafaa etmekten korkma. Bilirsin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Yaver! Silah rahmetli babanın yadigarıdır. Bu emaneti hanginize vermem gerektiğinin muhakemesini yaparken bu tatsız olaylar geldi başımıza. Ama şimdi eminim Mehmet. Abimin adaletiyle mühürlenmiş olan bu silahın bundan sonraki gerçek sahibi sensin evladım. Allah beyliğini mübarek etsin. Hak yolunda eylesin. Geçmişini biliyorsun. Geleceğini adaletinle, geçmişindeki gibi temiz yazacağına Allah'ın izniyle ben inanıyorum. Unutma evlat. İyiliğe kötülük, şer kişinin kârı.
İyiliğe iyilik, her kişinin kârı. Kötülüğe iyilikse her kişinin kârıdır. Bunu sakın unutma yiğit oğlum benim. Validem, ben de senin gibi bir gün anne olacak mıyım? Tabii ki dünyalar güzeli kızım benim. Allah sana da nasip edecek çok iyi, çok güzel bir anne olmayı. Annelik nasıl bir şey? Annelik? Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği en mübarek hissiyatlardan birisidir annelik. Biliyor musun? Ben her gün Allah'a şükrediyorum senin gibi bir evlat verdiği için. Beni kaçırdıkları günden beri hep sizi sayıkladım. Senin o güzel gözlerini, bana sarılışını, Şah babamın Neslihan Sultan diye bağırışlarını, sizi çok özledim. Şükürler olsun ki artık beraberiz. Hiç korkma, hep ben yanında olacağım. Anne, bir kardeşim olsa ya. Kısmet bir tanem, kısmet. Ama erkek olsun. Aa, o niye? Fena mı olur bir tane erkek evlat? Hem Şah babamdan sonra devlet Aliye'yi o devralır. Hem ablalık ederim ona, ikimiz büyütürüz onu. Fransızca da öğretirim. İnşallah kızım, inşallah. Anne, Sadrazam Efendi'nin kızıyla yarın Kore'ye inebilir miyim? Hem orada ördeklere ekmek atacağız. Derslerin biterse olabilir. Bulgur da verirsiniz. Sen hiç merak etme, tüm hocalarım benden çok memnun. Hem kerak cetvelini de öğrendim. Haftaya da cebire başlıyorum. Aferin benim güzel kızıma, aferin. O zaman gel seninle kilere inelim. Çörek otlu çok güzel bir ekmek yapalım. Ne dersin? Olur ama hamuru ben yiyorum. Tamam, sen yaparsın. Hadi söz, gel.
Senin masumiyetine yürekten inandım evladım. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda kendini müdafaa etmekten korkma. Ay bu ne ayol? Hayırlı günler hanımefendi hazretleri. Hayırlı günler Bekri efendi. Bu nedir? Aslan parçası. Hakiki kangal. Köpek. Tatlı ya. Baksana ne getirmiş. Çok tatlı. Aman. Bu yabaniden bir şey istemem ben. Hane halkını özellikle sizi korusun diye, bekçilik etsin diye Sivas'tan getirdim. Görmüyor musun kapının önü bir sürü muhafız kaynıyor. Buna ne hacet? Olur mu dadanım efendi hazretleri? Su uyur. Düşman uyur. Hasreti hicran uyumaz. Maşallah. Sizin muhafızlar da yedi uyuyanlar gibi. Peki adı ne bu aslan parçasının? Hani siz bana gullü mullü bir şey diyordunuz ya. Gul yabani o. Heh. O gul yabaninin gulünü kendime, geri kalanını bu aslan parçasına yabanı kaldı. Yaban mı şimdi adı? Yakışmış. Ama ne olacak işte. Ah köpek de sahibiyle. Doğru. Çok doğru. O da benim gibi sadık ve sevgi dolu. Ne haliniz varsa görün. Hanımefendi hazretleri, Allah sizi inandırsın. Çok büyük sevaba girersiniz. 7 gün, 65 saat, 24 gündür gözüme uyku girmiyor. Dengem bozuldu. Hürmet ederim. Aslan parçası, ne varsa sende var. Gözünü seveyim. Beni mahcup etme, gözümü kara çıkarma. Şehzade Mehmet'i kurtarmanı engellemek için Leyla kızımızı kaçırmaların sebebi bana göre çaresizliklerin ifadesi. Nasıl? Teşkilatları sallanıyor mu yani? Hem de fena halde sallanıyor. Bu teşebbüsün acemilerin eline kalmış olması sallandıklarını göstermez. Padişah bile tahtını indirmeye çalışan, paşaları bile ayartmayı başaran bir teşkilat bununla kalmaz. Daha ne yapsınlar be Mustafa'm? Leyla bacımı bile kaçırdı şerefsizler. Leyla'yı kaçırmaları sadece bana göz dağıydı. Büyük planları başka. Ne yani? Tekrardan mı saldıracaklar? Celal ortada yok. Mustafa'nın söylediği bu tertibin Celal'le ilgisi olabilir mi? Bu yaptıkları bana göre de acemiceydi. Benim bildiğim kardeşlik teşkilatından hiç kimse böyle bir durumda kendini çıkamayacağı bir yere hapsetmez. Üstelik hiçbir tedbir almadan, başlarında Celal olmadığı açık. Daha ne tedbir alsınlar? Leyla abacımı bombayla donattılar. Hanı cephaneliğe çevirmiş şerefsiz köpekler. Ama kendileri de orada mahsur kaldılar. Belki vardır bu çıkış yolları, ha? Gizli mizli. Lağın faresi gibi bu şerefsizler Mustafa'm. Bayılıyorlar, dehliz, tünel geçsinler. Eğer bir çıkışları olsaydı oradaki hiç kimseyi umursamazlardı. Leyla'yı da patlatır oradan kaçarlardı. Doğru. Ama gitmediler. Mümkün tabii Mustafa'm. Celal'in ortada olmaması hayır alamet değil. Elime geldikleri gün dün gibi hatırımda.
Yetiştirdiğim bütün çocuklarımda gurur duydum. Ejder, Zozan, küllerini cennete savurduğumuz bütün o çocuklarım. Sen. Bir tek Farah'ta yanıldım. Ben buraya gelmeden önce Osmanlı İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki adamı öldürdüm. Davut Paşa'yı. Eminim Yüce Efendimiz de seninle gurur duyuyordur. Benim gibi. Yani Farah'ın babasını öldürdüm ben. Değil mi? Yalan! Senin baban kim Celal? Ha? Tanıyor musun babanı? Doğduğun anda seni kucağına alan o adamı tanıyor musun sen? Yanlış düşünüyorsunuz. Celal'den vazgeçemezler. Bir kez padre olarak seçilen biri ölene kadar padre olarak hizmet etmek zorundadır. Ölmüş olabilir mi? İsyan sonrası Farah'ın boğazına yapıştığına göre hala yaşıyor o zaman. Davut Paşa'nın senin baban olduğunu söylediğinde Celal ne dedi? İnanmadı tabii. Ama ben de ona sordum. Sen kendi babanın kim olduğunu biliyor musun? Doğduğun gün seni kucağına alan adamı tanıyor musun diye. Peki başka bir şey söylemedin? Hiç kimse böyle bir konuda yalan söylemez. Hiç kimse de son nefesinde sen benim kızımsın diyen adama inanmazlık etmez. Yani sen bu yalana inanıyor musun? Kardeşlik Teşkilatı'na inanıyorum ben. Yüce davamıza inanıyorum ben. Ben bu uğurda kaybettiğim kardeşlerime inanıyorum. Ama Farah'ın söylediğinin de yalan olduğuna inanmıyorum. Şunu bir de anlatsana ben Mustafa. Bak şöyle anlatayım. Amaçları padişahı tahttan indirmek değildi. Ne? Mehmet'in saltanat hakkını elinden almaktı. Çok mantıklı. Sultanımızdan sonra tövbe yarım akıllı Murat'ın yerine Şehzade Mehmet'in tahta geçeceğini sokaktaki çocuk bile bilir. Ya Şehzade Mehmet'i halletseler Murat'a kalacaklardı. E onu da zehirlediler. O nasıl olacak Mustafa'm? Orası bir acayip işte. Dediklerinde haklıysan Yüce Meclis Şehzade Mehmet'in bu mevzudan elini kolunu sallayarak kurtulmasına müsaade etmez. Mustafa. Merak etme paşa. Gazanfer yanında. Yaptıklarına diyeceğini düşünmüşsündür belki. Ama şu çektiğine bundan sonra çekeceklerine değer miydi? Onu da düşündün mü abi?
sana saltanat sözü verenler, seni bu yatağa mahkum edenler şimdi kim bilir nerede? Şu halini konuşup kıs kıs gülüyorlardır. Mehmet'ten kurtulmak istemelerini anlarız. Lakin Murat onlarla işbirliği yapmayı kabul etmişken neden kurtulmak istesinler ki? Onun için de Mehmet Efendi ile Murat Efendi'den sonra saltanat sırasının kime düştüğüne bakmak icap eder diye düşünürüm. Frinti Mustafa'nın gayretiyle Mehmet evladımızın aklanmış olması münafıkların bütün planlarını boşa çıkarttı evvelallah. Bunu Allah'ın bir lütfu olarak kabul etmek gerekir. Çok şükür. Rabbimizin sevgili kuluymuşsunuz ki sizi evlat katili olmaktan azat etti. Murat Efendi bu haliyle ömür boluyu kahır çekecek. Ona da bundan büyük ceza olmazdı herhalde sultanım. Bizim için neredeyse canını verecektin. Allah razı olsun. Bu sakatlığımız manen içi bizi ferahlatsa da madden etimizi, kemiğimizi dağılıyor. Kenan Efendi. Üzülmeyin sultanım. Kemiklerimize bıçak gibi saplanan her ağrı bize sizin mübarek canınızı kurtardığımız günü hatırlatıyor. Her defasında acımızı unutup Rabbimize şükrediyoruz. Murat da aynı acıları çeker mi şimdi? Onun haliyle benimkini kıyaslarsanız benim çektiğim acıların onun çektiği acıların yanında esamesi bile okunmaz sultanım. Murat'ın acılarını azaltmanın bir yolu var mı ki? Bütün bu işte bir çapanoğlu var. Hangi işte Mustafa? Bunların hepsinde. İsyan, Davut Paşa'nın ölümü, beni Boris'in üzerine salmaları ve Boris'in adeta onu öldürmemi istemesi. O saçma sapan telgraflar. Boris'i bile güldüren telgraf. Mehmet'le şifreli telgraf. Ha, demek böyle biliyorsunuz. Usta Bey görmese bile bizim bir şekilde fark edeceğimiz bir zaman iyiliz. Öyle ya da böyle aklayacağımızı bile bile bütün şüpheleri Şehzade Mehmet'in üzerinde toplamaları. Ve dahi Padişah Efendimizin izniyle sözde adaletli bir muhakeme için Şehzade'yi yargılattırmaları. Şehzade Murat'ı seni tahta geçireceğiz diye kandırıp zehirlemeleri. Üsküdar Kadısı'nın kör göze parmağım halleri bile benim reddi kadı istemem için tertip edildi. Anlayacağınız her şey bir oyalamadan ibaretti. Ne? Ama yeni kadı Şehzade Mehmet'i suçsuz buldu. Niye yapmak istesinler ki böyle bir şey? Çünkü zafer kazanmamızı istediler. Büyük tertibi ıskalamamızı istediler zafer sarhoşu olup. Ne tertibi bu? En kısa sürede bulmamız gerek. Esat Paşa defterinin de şifrelerini getirin bana. Emredersiniz amirim.
Nasıl oldun? Nihan? Ne işin var senin burada? Hasta ziyaretine geldim. Gel, otursana. Yok, oturmayayım. Yolumu değiştirip geldim. Babam merak eder sonra. Nasıl gidiyor şifre çözme işleri? Ya ilkini çözünce gerisi kolay. Ya bana gerek kalmadı yani. Kalmaz olur mu? Ya aslında ben de seni bugün ziyarete gelecektim. Ha, beraber çalışırız belki diye ama... Niye gelmedin? Babamdan korktun. Korkma. İstediğin zaman gel, çalışırız. Ben gideyim artık. Tamam. Bu arada güzel olmuş. Yüzün. Nihan. Ben bırakayım mı seni? Olur. Listesi işte Mustafa. Dahiliye Nazırı'nın böyle bir liste tutmasından daha tabii ne olabilir ki? Benim bir Maraceze Vakfı'na gitmem lazım. Gelirim demiştim. Tamam. Dikkatli ol. Allah var ya Mustafa. Tamam Ali. Resmi evrakta olması gereken liste neden şifreli defterde ki? Bu paşaların arasında mutlaka bir alaka olmalı. Boşuna yazmış olamaz. Supi Paşa Kerkük, Hilmi Selim Paşa Şam, Ethem Tarık Paşa Musul, Durmuş Paşa Halep. Bizi oyunun ufağıyla oyaladılar. Ve büyüğünü orta şartta kuruyorlar. Orta şarkın istihbarat raporları. Musul, Kerkük, Şam, Halep, Bağdat, acele! Emredersiniz amirim. Bizi kıyametin küçüğüyle oyalayıp büyüğünü aşağıda çıkaracaklar. Doğru söylüyorsun Mustafa. Doğru. Hallettin mi? Evet, hallettim.
Mustafa! Hadi kışlayı bırak. O tarafa git. Ateşe bakmak, ateş yakmak kadar keyif verir bazen insana efendi Cemil. Bugünkü temaşamız asıl amacına ulaşınca daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum Yüce Efendi. Zekice yapılmış bir plan her tarafı altın yazan zarlara benzer efendi Cemil. Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Bakalım bu yangın karlar ülkesiyle aramızdaki buzları eritmeye yetecek mi? İstanbul'da her şey istediğiniz gibi ilerliyor efendim. Güzel. İşte bu söylediğin iyi bir haber. Kafkaslardaki o beladan sonsuza kadar kurtulacağız. Arkadaşlarımız öldü. Diğer arkadaşlarımız yaralı. Allah rahmet eylesin. Nedir vaziyet? Toparlanmaya çalışıyoruz. Ama vaziyet vahim. Her tarafla irtibatımız kesildi. Bombanın nereden atıldığını gördünüz mü? Şu taraftan. Kapının ağzından. Vatanı gördünüz mü? Karanlıktı. Göremedik.